Sayın Bakanım, kıymetli misafirler, basınımızın değerli mensupları, kahraman silah arkadaşlarım. Terörle mücadele yıllık değerlendirme toplantımıza hoş geldiniz. Ülkemiz ve coğrafyamız, tarihimiz ve medeniyetimiz bizleri sıcak çatışmaların ve vekalet savaşlarının tam da ortasında zorlu sınamalarla karşı karşıya bırakmaktadır. Terörle mücadele bu açıdan hayati önemdedir. Milletimiz kararlılık ve üstün bir başarı ile bu mücadeleden son derece memnundur ve bu takdirlerini ifade etmektedir. Sayın Bakanım, sol terör örgütleri faaliyetleri açısından 2022 yılı içerisinde önemli oranda engellemeler yaptık ve terör örgütlerini gerilettik. 2016'dan bugüne kadar DHKPC, MLKP, TKPML ve MKP terör örgütlerinin kırsal kadroları tamamen sona erdirilmiştir. DH terör örgütü tüm çabalarına rağmen 6 yıldır ülkemizde eylem gerçekleştirememiştir. Terör örgütünün ülkemiz ve Suriye'de lider kadrolarının etkisiz hale getirilmesi, yürütülen başarılı operasyonlar ve risk analiz çalışmaları faaliyetlerini durdurma noktasına getirmiştir. Önemli dijital arşivlerinin deşifre edilmesi sonucu canlı bomba eylemi yapabilecek sadece 2022 yılında 19 canlı bomba yakalanarak adalete teslim edilmiştir. FETÖ terör örgütü yurt içinde varlığını koruma kaygısına düşmüştür. Devam eden kadro kaybını engellemeye çalışmaktadır. Yurt dışında firari örgüt mensupları üzerinden yoğun kara propaganda faaliyetleriyle kadrolarına moral vermeye çalışmaktadır. Özellikle Batı ülkelerinde imaj ve algı çabaları dikkat çekmektedir. Yunanistan merkezli yurt dışına kaçış girişimleri, öğrenci evi görünümü altında eleman temini faaliyetleri devam etmektedir. Terör örgütünü en çok tedirgin eden gelişmelerden biri, üst düzey sorumlularının yurt dışında yakalanarak ülkemize getirilmesidir. Bugün itibariyle 33 ülkeden 143 şahıs getirilerek adalet önüne çıkartılmıştır. PKK, ülkemiz için bir beka sorunudur. Kararlı bir mücadele yürütülmüş ve sonuç alınmıştır. Mücadelede ortaya konan inanç ve yüksek disiplin anlayışı, teknoloji ve insanüstü gayretler terör örgütünün gücünü ve etkisini kırmıştır. Amanoslar, Şanlıurfa ve Adıyaman, Tendürek, Kars Kazman, Çemçe, Madur bölgeleri, Karadeniz bölgesindeki terör varlığının tamamı sona erdirilmiştir. Çoğu sınır illerinde olmak üzere 100 civarında terörist kalmıştır. Sayın Bakanım, kahraman silah arkadaşlarımızla huzurlarınızda sözümüz budur. Milletimiz emin olsun. Kalanını da temizleyeceğiz. Sayın Bakanım, kahraman silah arkadaşlarım. Terörle mücadele elde edilen muazzam başarının yegane sahibi liderliğinizde aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizdir. Milletimiz müsterih olsun. Bizler de şehitlerimizin iman ve inancı ile ay yıldızlı bayrağımızı yere düşürmemeye ant içtik. Arz ederim.